Çoğumuz görüntülerden hatırladı. Burası Kadir'in ağaç evleri. Dünyanın en iyi hosteli seçildi burası. Ağaçların içinde huzurlu bir tatil yapılan yerdi. Çünkü geçtiğimiz günlerde tamamen yandı. Alevler bütün ağaç evleri aldı götürdü. Onca yıllık emeği aldı götürdü. Kadir'in ağaç evlerinde hepimizin çok güzel anıları var. Ama deprem zamanını hatırlarsak Kadir'in ağaç evleri çok güzel bir çalışmaya, çok güzel bir dayanışmaya örnek olmuştu. Gelin o anı hatırlayalım. Ülkemiz kötü bir felaket yaşadı. Dünyanın en büyük felaketlerinden biri. Hepimize geçmiş olsun. Depremin olduğu günden itibaren ilan ettim. Kapımı herkese açtım. Ve ilk günden itibaren 180 ile 200 kişi arasında bir konaklama verdim. Şu anda da konaklıyorlar. Sağ olsun bölge halkı da çok duyarlı oldu. Herkes buraya giysiydi, ayakkabıydı. Bir sürü 40'a yakın çocuk vardı. Onlara burada bir anaokul açıldı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, çocuklarımızın üzerindeki travmaların atlatılması gerekiyordu. Gece 12'ye kadar çayı kahvesi devam ediyor. Sabah akşam yemeğini veriyoruz. Doktorlar sağ olsun bölgedeki doktorlar gelip kontrolünü yaptılar. İlacını aldırdık geldik. Doktora gideceği arabamızda götürdük. Biz yetişemediysek yine bölgedeki arkadaşlarımız yardımcı oldu. Hepimiz birbiriz. Yani bu kötü günümüzde birleşmeyeceğiz de bu kötü günümüzde yardımlaşmayacağız da. Ne zaman yardımlaşacağız? Parayı bir gün kazanırsan bak bir günde kaybedersin ama insanımızı kaybetmeyelim lütfen. Şimdi dayanışma sırası bizde. Kadir'in ağaç evleri yeniden canlanacak. Bunun için tatillerimizi Kadir'in diğer yerleri Kadir's Family House ve Kadir's Eco Life'da yaparsak orayı yeniden canlandıracağız. Unutmayın, Kadir Kaya'nın dediği gibi para bir günde kazanılır, bir günde kaybedilir.